Tamam. Şimdi sırada Leman Hemşire var. Leman Hemşire 15 yıldır kayıp. İstanbul Silivri'de. Ailesi tabii gözü yaşlı. Leman Hemşire nerede? Görüntüler izleteceğiz. Muhabir bağlantımız olacak. Şimdi önce haberini getirelim Leman Hemşire'nin. Daha sonra Leman Hemşire'nin ailesi stüdyomuzda olacak. Eşini tavuk almaya gönderdi. Kayıplara karıştı. Yeri yarıldı, içine girdi. Kuş oldu, uçtu gitti. Uygunsuz fotoğraf, komşu tarafından yapılan tehdit, iddialar. Elinde bir uygunsuz fotoğraf var. Bu mahalleden gitmezsen bu fotoğrafları mahallenin erkeklerine yayarız diyerekten tehdit ediyor. Üç çocuk annesi Elif Cesur 15 aydır nerede? Eşim bana dedi ki tavukçudan git tavuk al gel dedi. Ve ben de gittim. Geri döndüm, eşim yok. Az sonra Fulya ile Umud'un Olsun'da. Henüz 40 yaşındaydı. 27 Mayıs 2006'da İstanbul Silivri'den kayboldu. Bir daha haber alamadık. Leman Hemşire evinden çıktı, bir daha geri dönmedi. O dönem 40 yaşında olan iki çocuklu Hemşire Hediye, Leman Lale. İstanbul Silivri'de yaşadığı hemen görmüş olduğunuz binanın birinci katındaki evinden tarihler 27 Mayıs 2006'yı gösterdiğinde yaşadığı apartmandan arkadaşı Özlem Hanım'la birlikte İmam Nikah ile birlikte yaşadığı Recep Ali Bey ile barışmak üzere çıktılar ve bir daha evine geri dönmedi. Önce bu Özlem denilen bayan telefon ediyor birkaç defa ablamı. Ablam sırada telefon edince ben alkol aldım biraz, dışarı çıkamam, annem de evde tek, kızım da yok diyor. Özlem sırada telefon ediyor, ablam da sinirleniyor, telefonu kapatıyor. Telefonu kapatınca zil çalıyor. Birkaç dakika sonra zil çalıyor. Zil çalınca bir bakıyor, Özlem gelmiş. Sonra Özlem diyor ki sen güzel giyin, hatta duş da aldırıyor. Güzel giyin, seni Recep'le barıştıracağım, Recep'le görüştüreceğim diyor. Ondan sonra bu da biraz öyle deyince biraz yumuşuyor ablam. Çünkü Recep'i ister istemez biraz duygusallığı vardı Recep'le. Leman Hemşire o gün en son kimlerleydi? Onu en son kim gördü? İşte şüpheler de bu noktada başladı. Özlem'le beraber sahilde biraz geziyorlar ablam. Sonra bunlar telefon dükkanına gidiyor birlikte. Müşterilerim karabalıktı Özlem'in dediğine göre. İşte ablan bir anda gitti saat 9 civarlarında. Bir baktım ablan gitmiş, Leman gitmiş. Özlem Hanım her ne kadar Leman gece 9'da dükkandan çıktı dese de onları balkondan gören Barış Bey'e göre ise saat çok farklıydı. O arada Barış'ın evi de Özlem'in dükkanının hemen çaprazında, oradan görünen bir yerde. Balkondan Barış 2'ye kadar gördüğünü söylüyor. Gece 2'ye kadar. Evet, gece 2'ye kadar. Nerede gördüğünü? Özlem'in dükkanının dışarısında orada olduğunu görüyor. Özlem Hanım niye böyle söylüyor? Yani bilemiyoruz. Ondan sonra Özlem de diyor ki 9'da gitti diyor. Benim haberim yoktu. Haberi size gitti diyor. Recep'ten şüpheleniyoruz. Olayların içine ve akışına baktığın zaman Barış'tan şüpheleniyoruz. Özlem kesinlikle bir şeyler biliyor, bizden saklıyor. Çünkü Özlem yaklaşık ablam kaybolduktan bir sene sonra sıfır araba aldı. Ondan sonra evler aldı. Bu telefon dükkanından bunlar alınmaz kesinlikle. Recep'in resmi kağıt karısı. Sağlık ocağına gelip işte hemşirelerin yanında, doktorların yanında ablamı tehdit etti. Seni öldüreceğim, ortadan kaldıracağım, kocamın peşini bırak diye. Biz hepsinden şüpheleniyoruz açıkçası. Aile hiçbir izini bulamadıkları Hediye Leman Lale'den bir umutlu haber bekliyor. Ne olursa olsun biz ablamın yanındayız ve annemizin vasiyetinin yerine gelmesini istiyoruz. Lütfen elini vicdanına koysun insanlar, bilen kim ne biliyorsa lütfen söylesin. Bu konunun aydınlanmasını istiyoruz. Umudumuz olacak Fulya Hanım, umudumuz olacağına inanıyoruz. Recep Bey, 2009 yılında tehditten dolayı aldığınız ceza var. Allah Allah. Ertelenmiş cezanız var. Dosyada var. Nasıl Allah Allah? Yani devletin resmi makamının, koskoca Silivri Suç Ceza Mahkemesi'nin kapı gibi kararı var. Bir şey sorabilir miyim? Tehditten ertelenmiş hüküm var. Ya ben de söylüyorum sana. Kız değil ya, annesi gitti. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Ben de sana cevap veriyorum diyorum. Cevabı almıyorsun ama. Tamam, bekliyorum. Sadece annesini söylüyorum. Recep Bey, bekliyorum. Siz konuşun. Tamam, bekliyorum. Buyurun konuşun. Ha, bana beni gitti kızıyla annesi. Ben bunları bıraktım hani böyle yaptıkları için. Bıraktığım için bir sefer karakola şikayet ettiler. Ben işte şunu vereceğim, bunu vereceğim. Vereceğim kadar verdim istedim. Başka ne vereceğim? Bıraktım, çekip gittim. Buna şikayet ettim. Mahkemeye bir raporu yok, bir şeysi yok.
Dediler ki böyle böyle ben yaptım. Öyle bir şey. Silahın var mı? Var dedim. Ama dedim ben silah mizah çekmedim dedim. Onlar da biliyorlar çünkü evde silah olduğunu. Onlar da biliyorlar çünkü. Evin çocuğu değil mi? Evin karıştığı biliyordur. Evet. Ben iki şey silah soracağım rica edeceğim. Yani, dediler. Oradan sonra böyle yaptırdılar. Ben de böyle bir şey yapmadım dedim. Mahkeme bitti. Ne diyeceksin sen? Yani Recep Bey yani iki tane şey rica edeceğim. Sizden rica ediyorum ne biliyorsanız bir sefer onu söyleyin. Biz direkt sizi suçlamıyoruz. Yani iki ben şey isteyeceğim sizden. Ben rica de diyorum ki bak Ergüz senden önceden de konuştum. Bildiğim bir şey olsa ben söylemez miyim? Ben de söylerim. Ben de bir çocuğum. Ama Recep abi şunu soracağım. Ömer siz size... ne biliyorsunuz ben de onu biliyorum. Ve peki. Benden ayrıldıktan sonra size geldim söyledim. Dedim ki annenize, ablanıza, sizin hepinize, bütün kardeşlerinize, eniştenize Recep sahip. Bey, bir şey bakın bundan sonra, ya kardeşim biriniz konuşun, biriniz, birinize cevap veriyorum, öbürü de sana söylesin. Size şey... söyledim mi böyle böyle diye. Bak bundan sonra benden sorumlu değil, kız kardeşiniz böyle böyle insanlarla gir diye dedim ve dedim. Var mı, yalan mı? Ondan tamam, sonra tamam, haklısı o konuda. Sonra, biri silah evlendi, benim ne haberim olur, ne de ben öyle insanlarla... Yani öyle insanlarla gezemem dedim ayrıldım. Ben de iş adamım. Recep abi şunu soracağım sana. Ömer sizi çağırıp herhangi bir çek ya da bir para teklifte bulundunuz mu hiç? Hayır. Ya Ömer böyle ki, değil Ergül Bey. Bir ben konuşabilir miyim? Ömer ki. Peki ablam bir dönem sizinle kavgalı olduğu dönemlerde balkondan aşağı düştü 3. katta. Siz aynı odada mıydınız? Ölüm hayır. Kemikleri paramparça. Aynı odada değil miydiniz? Bir dakika ne zaman balkondan düştü? Ama ablam tam tersini diyordu. Aynı odada. Teyzemlere annem söylemiş. Recep Bey, teyzemlere annem söylemiş. Dur bir dakika. Ben çocuğum için söylemiyorum demiş. Yani ablam ama öyle dememiş. Yani diğer ablalarıma demiş ki ben alkolüydüm evet ama aynı odadaydık. Recep beni balkondan itti dedi. Çocuğum öldürmek için. Bak ben söyleyeyim. Ablanın her zaman alkolü olduğunu biliyorum. Ablan evden 24 saat kayboldu. Ben çocuğu dedim alayım gideyim. O da dedi yok dedi benim çocuğumu alamazsın dedi. Bu düşme olayı ne zaman bu balkondan? Kavgalı olduğu dönemlerde. Kimle Recep Bey'le mi kavga ediyor? Evet. Kimin evinde kavga ediyor? Kendi evlerinde. Kendi evlerinde. Kendi evlerinde balkondan düştü. Orada da biraz sahibi. Yani kesinlikle siz Ömer'le öyle bir muhabbet geçmedi diyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Sen yalan söylüyorsun. Benim eşimin orada ifadesi var. Benim ifadem var. Neden yalan söylüyorsun? Kim itmek istedi? Recep bir şey hocam. Recep Bey itmeye mi kalkıyor? Balkondan aşağı. Balkondan annem aşağı öyle söylüyor. Annem öyle söylüyor. Evet. Çok bu yaptı. Ne diyor? Beni Recep balkondan aşağı attı. Ama kızdı mı ya? Çocuğun her tarafı kırıldı. Aylarca hastanede kaldı benim annem. Kemikleri paramparça oldu. 40 tane kemiği. Çapa hastanesine yattığına dahil bütün filmleri, tahlilleri her şey var. Şikayetçi olmuş. Annen diyor ki beni Recep aşağı attı diyor. Öyle mi Gizem? Evet kardeşim için. Öyle mi Recep Bey? Recep Bey siz balkondan at. Balkondan mı attınız aşağıya? Hayır. Bak, ne tesadüf ki o gün gene evde ben yokum. Gidip içiyorlardı. Ben olsam yapamayacaktım ki hiçbir şey. Çocuğumu gel al diye bana telefon etti. Ben gittiğimde yoktu. Bakın orada yok burada yok. Bize baktım aşağıya. Ama ifadesinde demiş ki Recep beni aşağıya itti. Bir şey söylüyorum. Bir lafım var. Bir lafım. Bir şey soruyorsunuz. Sonuna kadar dinlemiyorsunuz. Değil mi? Ya sormayın ya kapatıyorum telefonu. Ya sorduğumda cevap veriyorum. Ya da bir ikinci soruyu bir sorunun cevabını almadan ikinci soruyu niye soruyorsunuz? Ben onu anlayamıyorum yani. Nasıl insanlar, nasıl cevap veriyorsunuz? Nasıl bu işi çözeceksiniz? Tamam buyur cevap ver dinliyoruz. Ha. Sonra oradan aldım onu çıkarttım. Ambulansa telefon ettim. Sonra sen o gün orada mıydın? Merak ediyorum. O gün orada mıydın? Merak ediyorum. Hayır o gün evde o bile yoktu. Tatildeydi. Tam burada ailesinin yanındaydı. Eve gelmiş. Bana telefon etti. Çocuğu al diye bana. Evet. Benim gittiğimde düşmüş evde yok bir çocuk. Su koymuş önüne gitti. Evet, yani ayrılmadan kaynaklanan bir sıkıntı sonra var. Sonra bir ünlü geliyor arkada bahçede. Ayrıldığım bak, için diyor bunu yok. Çıkarttım hastaneye götürdüm. Ben onu kötü amaçla oraya götürür müyüm? Hastaneye annem mi seni aradı ben düştüm bir diye? Bir dakika ha. Siz mi hastaneye götürdünüz? Ben götürdüm tabii hastaneye. Ha sizi mi aradı? Beni gel Recep hastaneye götür. Ben düşmüş yine de o. Ben ben dedi çok terörsüm. Çocuğa bakamıyorum. Çocuğu al dedi bana. Biz ayrılmıştık. Peki bu Gizem. Ondan sonra bana dedi ki ya ben çok alkolüyüm dedi. Sen biliyorsun ben oluyum dedi. Senin öldüğünde iki defa karakoluk olmuşlar. Tamam. Tamam bir şey daha sorabilir miyim ben? Peki tehdit iddiaları var. Gizem ne o tehdit? Bir şey daha sorabilir miyim? Evet. Dürüstlükle cevap verecek misin? Tabii. Tamam sen benim eşime gidip de
Bu kadın gene hani yaz geliyor, daha fazla alkol almaya başlayacak. Biz bunu ortadan kaldıralım. Nasıl olsa alkol içiyor. Sen eve girip çıkıyorsun sözlüsü olarak. İçiyorsun. Kızını da al çıkar, gezdir. Kimse senden şüphelenmez dedin mi demedin mi? Evet, kesinlikle. Benim eşime söylüyor, evet. O dönem sözlüydüm ben. Yani o zaman Ömer yalan mı söylüyor peki? Şimdi görüşmüyor musunuz? Hayır. Görüşüyor mu? Birlikteler zaten. Hala çocuğu var. Hala devam değil mi? Evet, devam çocuklarımız var. Peki Ömer bunu yalan mı söylüyor? Kendine mi uydurdu peki Recep Bey? Hayır, bir şey söyleyeceğim Ergül, de karışma. Tamam, yalan mı diyorsun? Yalan mı diyorsun Recep Bey? Böyle bir şey söylediniz mi Gizem'in eşine? Peki Ömer ondan sonra benim annemi aradı, beni aradı. Bakın dikkat edin, bu adam bana böyle böyle söyledi. Sonra sen eve geldin, sonra annem üçünüzü karşılaştırdı, yüz yüze getirdi. Senin yüzüne tükürmedi mi benim annem? Tükürdü mü tükürmedi mi sen benim damadıma nasıl böyle bir şey söylüyorsun diye? Öyle bir şey yaptı. Tamam, annenin de mi haberi oldu o tehditler? Söyledi benim sözüm. Geldi söyledi. Bakın dikkat edin, bu adam böyle böyle söylüyor. Bu hiç yani şey normal bir şey değil. Eşin bunun yalanını söylemez herhalde böyle bir şeyin yalanını. Ya niye şey yapsın? Niye atsın kafasından böyle bir şey? Evet. Geldi bizi şey yaptı yani. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizin ablanızın biraz alkol problemi vardı. Biraz. Biraz var. Annemizin biraz alkol problemi vardı. Siz de aslında bir şekilde kurtulmaya mı çalışıyordunuz? Yani ayrılmaya mı çalışıyordunuz? Bu teklifi bu konuşmayı yapmışsın, boşuna yalanlama. Benim eşimin de ifadesi var, benim de ifadem var. İstersen bağlanabilirdi. İstersen bağlansın. Ömer de yüzleş istersen bağlanıp konuşabilirsiniz. Ömer bize kesinlikle böyle bir teklifte bulunmadı. Niye böyle? Gizem bu Ömer'i ondan sonra düştü. Düşmeden sonra oluyor. Annen düştükten tabii sonra mı bu teklif? Dört, yani ne zaman kaybolmadan? Kaybolmadan 2 ay önce falan söylüyor bunu benim eşime. Kaybolmadan 2 ay önce. Evet. Evet. Çok yakın zamanda. Siz olsanız ne düşünüyorsunuz? Yani 2 ay önce böyle bir şey söylüyor. Ortadan evet, kaldıralım diyor. Evet, resmen söylüyor yani. Alkolüne katlıyor 3-4 evet, tane hap. Ölsün gitsin kurtulalım diyor. Siz yani diyor. Aslında eşinizden ayrılamadığınız için bu ilişkiyi de bitirmek istediniz. Aynen. Bu ilişkiden de kurtulamadınız. Çünkü karşınızda size aşık bir kadın vardı. Bir de çocuğunuz oldu. Hayır, bir şekilde değil, aslında kurtulmak istiyordunuz. Yani bu ayrılmak da olabilir. Ben onu söylemek istiyorum. Peki niye o zaman ayrılmak istiyor muydunuz? Sürdürdü? Esra'cığım neden 5-6 sene sürdürdün? Yani bir şekilde bu ilişkiler bağımlı hale gelebiliyor. Siz de kıskançlık yapıyorsunuz. Hayır, çünkü... Bakın varken kıskanılır. Yokken kıskanılacak kimse kalmaz. Çünkü bu adamın... Yani sonuçta siz depoda yatıyorsanız kıskanıyordunuz bu kadını ve ayrılmak istemiyordunuz. Değil mi? Çünkü bu insanın annemden önce de aynı şekilde ilişkileri olmuş. Yani bunu rutin bir şekilde getirmiş. Recep Bey'in. Bunun gibi daha şeyler rutin olmuş. Rutin bir şekilde getirmiş bunu çünkü. Yani böyle ortadan kaybolan insanlar falan mı olmuş? İşte onun Ankara'da da araştırılmasını istiyoruz. Yani onların da bilmiyorum bir şey söyleyebilir miyim? Recep Bey'in daha farklı söylemleri var. Ben ondan kurtulmak isteseydim bu kadar inşaatım var. Onu ben temeline gömerdim diye. Bunlar doğru mu zaten? O da doğru evet. Yani hepsi niye doğru. Peki niye Recep Bey böyle bir şey istedi? Yani niye bırakıp gitmemiş o zaman benim annemi? Benim annem ondan defalarca ayrılmak istedi ya. Niye yapmamış? Şimdi çünkü farklı olarak çocuğu olmuş. Çocuğu olduğu için de çocuğun annesini kıskanır. Kıskandığı için de onun var olması onu rahatsız ediyor. Belki de böyle bir şey var. Hiç bu da olabilir. Peki. Çünkü diğer kadınlardan çocuğu olmadı ama... Varmış. Var. Ama varmış. Şu an onunla birlikte olan bir çocuk varmış. Yok. Recep Bey sizce ne oldu peki? Var, iki tane. Sizden aslında en kilit isim şu an senin eşin. Evet, bağlanacağım dedi. Şey yaptı. Yarın biz eşini buraya alalım. Peki Recep Bey bilmiyorum nerede? O da İstanbul'da değil mi şu an? İstanbul'daysa biz de Recep Bey'i de buraya çağıralım. Gerçekten Leman hemşire çok iyi bir insandı, çok iyi bir anneydi. Çocuklarına çok düşkündü. Gerçekten ben öyle tanırdım. Recep Ali Bey'i tanır mısınız? Recep Ali Bey'i de tanırım. Bu binayı biz ilk alanlardan olduğumuz için binaya ben ara sıra eve bakmaya geldiğimde görüyordum zaten. Peki Leman Hanım'la Recep Ali Bey'in arasındaki ilişki nasıldı? Nasıl anlaşırlardı? Araları nasıldı? Ben tanıdığım kadarıyla ben iyi bir zamanlarını görmedim. Kavga, güzel geçimlerini görmedim. Çocukta sorun değildi. Leman Hanım rahatlıkla çocuğu veriyordu. Recep Bey kendi evine eşine götürüyordu çocuğu. Onlar bakıyordu. Hani ama yine de bir ilişkileri bitmiyordu. Ben de buna mantık erdiremiyordum. Recep Ali'yi hatta bina kapısından değil de diğer apartman
kapıcı kapısından da girip çıktığını görüyordum. Recep Ali Bey'in normal kapı girişinden değil de kapıcı dairesinin girişinden apartmana girme çabası neden dolayıydı? Leman'ı kıskanıp herhalde takip ediyordu. O amaçla belki oraya girip çıkıyordu. Kavga diyorsunuz ya. Evet. Neydi bu kavga? Neyin sesi geliyordu? Neyin anlaşılmazlığıydı? Yani sanırım herhalde Leman Hanım eşini bırak benimle ol veya bana söz verdin deyip o amaçla olabilir. Bilmiyorum. Leman Hanım ayrılmak istiyor muydu? İstiyordu. Size söyledi mi? Söyledi. Ne dedi? Ben bir nevi kurtulmak istiyorum dedi ama yakamı bırakmıyor dedi. Şöyle bir şeye rastladım. Yine içeri almıyordu Leman Hanım. Recep Bey çocuğu aldı, çocuğu da kapının önüne koydu. Recep Bey çocuğu aldı gitti. Ama aynı gece geç vakitlerde yine çocuğu ona bırak, anne olarak çocuğu aldı, Recep Bey'i almadı. 2006 yılında Leman Hanım balkondan düşmüş. Siz burada mıydınız? Evet, camdan baktığımda Leman Hanım'ı yerde gördüm. Ambulans geldi anında. Ambulansa götürdüler. O kadarını biliyorum ama aşağıda inemedim, bir ürperdim, korktum. Leman Hanım kendini balkondan atabilecek bir kadın mıydı? Ya da iddia edildiği gibi alkol almıştı, alkolden dengesini kaybetti, balkondan düştü gibi bir durum söz konusu olabilir mi? İnanmıyorum. Kesinlikle öyle bir şey ihtimal olamaz. Leman Hanım'ın kaybolduğu gün siz de burada mıydınız? Kaybolduğu gün tabii kaybolmuş o, çıkmış. Zaten ailesi bir nevi söylüyor nasıl olduğunu. Ben aşağı indim. Bir telaş var. Giriş çıkışa kapıda girip çıkanlar var. Tabii ki bir şey var yani. İndim komşuma. Gittim, annesi vardı. Zaten mümkün değil. Gidemez bir, çünkü annesinin ayakları yaraydı. Annesinin ayaklarını ilacı kendisi yapıyordu. Ben hazırlıyorum demişti bana zaten. Annesini tedavi ediyordu evde. Mümkün değil. Birileri bir şey yaptı ama kim? En son annesinin dediği bana, bir bayanla çıktı. Kilit isim bence o. Şimdi ben bir soru soracağım. Bir iddia var. Ben merak ediyorum. Gizem günlerdir diyor ki benim eşim Ömer'e, bu Recep dedi ki bu kadını ortadan kaldıralım. Dediniz mi, demediniz mi? Yani iddialar var. Ben yargıç değilim, hakim değilim, savcı değilim, polis değilim. Ben de soruyorum, bir program yapıyoruz. Ortada gözü yaşlı bir aile var. Ben de soruyorum. Bu kadar cevap ya. Verin o zaman. Bir soru sordum. Tamam ama seviyeli bir şekilde konuşun. Anlatabiliyor muyum? Ben de cevap veriyorum. Dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Can kulağıyla dinliyoruz burada. Allah Allah, böyle dolambaçlı değil ama düzgün. Ben sade bir şekilde, ben çok doğal ve sade konuşan bir insanım. Tek düze. Ben herkesin anlayabileceği şekilde konuşuyorum. Hayır, bana da işimi öğretmeyin. Şey söylemedim. Hayır, ben öyle bir şey Ömer'e öyle bir şey teklif etmedim. Ha, bunu Ömer'e böyle zar zor aldık ağzını. Buyurun gelin, buyurun gelin burada söyleyin. Ömer'in yalanı ne? Yanına gerek yok, söylemedim diyorum. Tamam, Gizem de diyor ki Gizem, söyledi. Gizem de diyor söyledi. Ben de söylemedim diyorum. Onların iddiası, ben de söylemedim iddiası. Gizem hatta, Gizem bir cevap verebilir mi? Allah Allah, söylemişsin eşim çocuğa söylemişsin. Çocuk da geldi, aklın, bizi uyardı. Dedi bu adam böyle böyle söylüyor. Dikkatli olun. Yüzleşme olmuş. Söylemişsin. Nasıl söylememişsin evet. Ya? Biz niye böyle bir şey atalım ortaya? Bugün onu yapan, bugün ona teklif eden ne malum başka birine teklif etmedi? Belki. Evet. Her şeyi yapabilir. Bir dakika. Recep Bey konuşsun. Satmak için biraz tehdit ediyorsun. Tehdit ettiği için çocuk oraya geliyor. Ne dedi? Kapadı. Suçtu. Yani belli. Ya kimseye de suçlu. Bak ben demem kimseydi. O suçlu mu suçlu diyemem. Öyle değil mi hocam? Ben demem kimseye suçlu muçlu. Ben kimsenin günahını almıyorum. Sadece sinirlendirdiği için ben böyle. Ben zaten hiç sevmiyorum böyle insanlara ses yükseltme. Benim mizacım da değil bu. Ama hani bir sinirlendirdi sadece. Şunu tembihliyor. Beni dinliyor musunuz? Adam herhalde can kulağıyla. Dinliyoruz diyorum ama cevap vermiyor. Dinlemeyin. Recep Bey bence narsist. Onun için hiç kimseyi beğenmiyor. Sadece kendi güzel ifade ediyor zannediyor. Evet. Herkesi susturup kendi konuşmaya çalışıyor. Öyle de evet. Bu arada dolambaçlı cevap veriyor. Şuradan da şunu mutlaka altını çizerek belirtelim. Hakkınızda somut vakalarla suçunuz sübut erene kadar masumiyet karinesi vardır. Kimse kimseyi suçlayamaz. Ya zaten biz direkt demiyoruz o yaptı. Bak sizin az önce ya, dediğiniz Gizem'i de kimse burada zan altında bırakamaz. Annesidir kaybolan. Niye gelip ben burada Bak kimse Gizem'i de bırakmasın. Tamam da. Recep Bey'i de kimse zan altında bırakmasın. Sadece yani ortada bir kadın yok. Bir anlam kayıp. 15 yıldır bir kadın ortada yok.
Dolayısıyla insanlar, aile şüphelendiği isimler var ama kimse böyle oku da atmasın. Ya yani zaten kimseyi de zan altında bırakmasın. Direkt zaten bu yaptı yani demiyoruz zaten ama yani sonuçta bir şüpheleniyoruz. Recep'ten şüpheleniyoruz. Neden şüpheleniyoruz? Olayın nereye gitsek Recep'in ismi geçiyor. Özlem'e gidiyoruz, Recep. Yok. Barış'a diyoruz, para Recep. Bütün yollar onun için. Başka vermedi. Kimden şüpheleneceğiz? Şimdi iki ama ufak verdi. Şimdi bir tane hedef gördüyse herkes o hedefe de yönelebilir. Anladınız mı? Şu da olabilir. Allah şaşırtmasın. Yani kimse kimse. Gizem'in babası var. Hiç Recep ondan Bey bahsetmiyor. Tekrar bağlanmış. Hat mı düştü? Biz yüzümüze mi kapattı? Ne oldu? Hat düştü değil mi ha? O zaman az önceki telefonu kapattı demeyeyim. Özür diliyorum. Bak ben söylüyorum. Yok, yani alışkınız da. Yanlış anlaşılmak istemiyorum yani. Recep Bey, sakin miyiz? Ben sakin olmak istiyorum. Ben sakinim. Bak bir söyleyeyim. Bak ben nasıl anlatmak istiyorum. Ben diyorum ki bana bir şey sorduğunuz zaman ben cevabı sonuna kadar bitireyim. Tamam diyeyim. Siz de bana bir daha tamam. Sorayım. Özet anlat. Yani şey anlatın. Hani evet bir başka hani dosyalarımız da var, başka konuklarımız da olacak ki o yüzden hani daha böyle hızlı hızlı gitsin istiyoruz. O yüzden. İyi de lafı, bak o zaman lafı anlamıyorsunuz, yanlış anlıyorsunuz, başkasına da bir yanlış, orada şey çıkartıyor, iş çıkartıyorsunuz. Valla yanlış anlamıyoruz. Çok değil olan başta de anlattığınız için. Anlayamıyoruz. Niye yanlış anladınız, yanlış bir konu söylediğiniz orada. Ben dedim ki, üç tane aynı annesini aldım dediniz, dedim. Siz de orada dediniz ki bir arkadaşınız konuşuyor, kulağına geliyor, erkek arkadaşınız. Diyor ki Gizem'e sana bir daire almış diye söylüyor. Nasıl? Ben diyorum ki ben Gizem'in annesine 3 tane daire aldım. Tamam. Annesine, Gizem'e ve oğluma diyorum. Fakat oradan bir ses diyor ki bana, telefonda duyuyorum. Gizem diyor, Gizem'e soruyor. Gizem sana Recep bir daire almış diyor. Doğru mu diyor. O da çocuk da diyor ki hayır diyor. Yani bu yanlış, doğru, ben Gizem'e daire almadım. Annesine verdim. Onların yaşı tutmuyordu iki tane. Annesine o iki tane daireyi Ergül annesine sattırdı hastanedeki. Onu da sen sattın, tedavisine harcadın. Ergül sattırdı diyor. Hayır öyle bir şey yok. Öyle sen sattın tedavisini. Yok ki zaten. Düşerken sattın ki tedavisini. Ya belgeleri vardır. Ha, tapu kayıtlarını evet. Sunun. Evet yani sunabilir. Kime devredin? Zaten ihtiyacımız da yok. Kardeşine subut eder. Ona ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım sattı yok Allah aşkına. Sattı zaten çıkar ki ortaya. Gizem, Gizem konuş. Yani. Gizem sattı mı satmadı? Ne hani bu annesi ne yaptı? Ay, Gizem ne yaptı? Gizem ne yaptı? Tabii konuştum. Ay Allah korusun. Zaten Leman hemşirenin başının gerçekten üzücü bir şey geldiyse zaten tek mirasçısı Gizem. Evet. Bir de öbür oğlu. Evlilikten olan oğlu. Evet. Oğlu da bitti. Recep Bey'in oğlu zaten illaki onu mağdur etmez mal varlığı olarak. Mutlaka tabii ki. Gizem oturacak orada. Mutlaka bizim ihtiyacımız şey yok ediyorum. Zaten. Recep Bey'e sorabilir miyim? Tabii ki. Recep Bey merhaba, Savaş Kurtbaba ben. En son hanımefendinin kaybolduğu gün siz evet. Özlem Hanım'la herhangi bir telefon iletişimine geçtiniz mi? Çok merak ediyorum. Hayır. Benim telefonumu polis beni davet etti. Telefonumu aldılar. İncele anında ben bile anlayamadım ne olduğunu, kaybolduğunu falan da bilmiyordum. Siz beni çağırdılar. Palas Pandras üstümü açma arabam ve telefonumu aldılar. O arada bir şey dediler. Telefonundan bir şey yapacağız dediler. Bir gün sonra verdiler ben de. Sonra mahkemede bu deliler hep çıkmıyor. Siz Adapazarı'nda mıydınız o gün? Evet ben Adapazarı'nda 5 ay öncesine ayrıldığımın 5 ay o zaman ondan sonra ben Silivri'de inşaat bile yapmadım. Bıraktım gittim yani. Hayır bir hayır. Bir şey sorabilir miyim? Hayır, ben bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim ben? Hayır. Recep Bey bir şey sorabilir miyim? Sen Silivri'deydin. Recep Bey bir şey sorabilir miyim ben? Buyurun. Elini vicdanına koyarak ama söyle. Aynen. Tabii. Ömer'e böyle bir teklifte bulundunuz ya. Ne malum başka birine de bulunmadınız. Durumunuz müsait. Trilyonluk adamsınız. O kabul etmediyse başka birine sunmadınız. Ne malum. Bunun için de gelin yüz yüze söyleyin ya. Çok zor değil ki. Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sana yüz yüze de söyledim. Bak dinleyecek misin söylediğimi? Dinliyor. Söyleyin. Ha. Bak ben sizi ablanızdan ayrıldığımda sizin evinize geldim. Ailece bir sizi topladım. Dedim ki bundan sonra Leman Hanım benim kardeşimdir. Böyle böyle. Sadece aramızda çok niye var. Niye peşini bırakmadın ha? Kardeşin ise peşini niye bırakmadın? Ya bıraktım sen. Diyorum kardeşim. Bıraktım. Benim peşimde bir işim yoktur. Siz benim yanımda mıydınız? O zaman niye bırakmadın? Bıraktım. Bodrum katına yatamadın sen. Benim yanımda mıydı?
Yanında değildi, ben kardeşinin eşini şey soracağım. Ya. Komşu da bu arada. Recep Bey, Recep Bey. Komşu bile dedi ben. Recep Bey. Aynen. Recep Bey, Leman Hemşire'nin komşusu bir hanımefendiyle dün röportaj yapıldı. O komşu diyor ki Recep Bey sürekli geliyordu, peşini bırakmıyordu ki Leman Hemşire'nin diyor. Kapıdan girmiyordu, pencereden giriyordu. Aynen. Sen çok arka kapıdan giriyor. Yani komşunun yani iddiası bu. Komşunun ben bir şey iddiası. Söyleyebilir miyim? Cevap, Recep Bey. Cevap verir mi? Bir cevap versin. Ben. Buyurun. Evet. O zaman siz gittiğinizde arkadaki pencere... Cevap veriyorum. Dinliyor evet. musunuz? Bak. Gittiğinizde orada bir şey çekmişsiniz. Ben internetten seyrettim. Diyorsunuz ki 9 metre. Orayı ölçtünüz mü 9 metre oldu? 5,5 metre. Metreyle ölçülmedi tabii sonunda. Komşum diyor ki, herhangi bir komşumda. Pencereden diyor oraya giriyordu. O eve pencereden giriliyor muymuş? Ya da bodrumdan beri o eve giriliyor muymuş? Baktınız mı? Hayır, o atasözü anlamında hani kapıdan kovuldu, bacadan girdi anlamında söylüyor. Hayır hayır, dün komşu. Hayır canım, dün komşu dedi. Yok yok, o şey değil. Dün komşu dedi ki apartman görevlisinin mi? Ne dedik? Pencereden girip çıktığını görüyorduk biz buradan. Evet, pencereden arkasında yok. Hayır, başka kapıdan. Demek ki apartmanda iki kapı varsa kapıcı dairesinden giriyor dedi dün komşu. Evet. Yani peşini bırakmıyordur Recep'in dedi. Recep Bey, ben bir şey söyleyeceğim. Çok pardon. Recep Bey, bir oğlunuz var sonuçta. Tabii ki oğlunuzun annesinin de bundan sonraki ya da o dönemden sonraki hayatı sizi ilgilendiriyor olabilir ya da bununla ilgileniyor olabilirsiniz. Hadi Leman Hemşire'den vazgeçtiniz ama çocuğunuzdan vazgeçemezsiniz sonuçta. Evet. Ben sadece şunu merak ediyorum. Sonrasında başka ilişkileri oldu ya Leman Hemşire'nin. Siz burada hiç kıskançlık duygusu hissetmediniz mi? Yani ya nasıl benim oğlumun annesi başka adamlarla birlikte olur diye bir tedirginlik hissettiniz mi? Çünkü oğlunuz da sonuçta annesinde kalıyordu. Efendim, annesi de kalmıyor. Annesi bakmadı da küçülüyor. Annesi size ver. Tamam, siz o zaman... Sen zorla aldınca annesini. Oğlunuzun... Cevap verecek miyim sorduğun soruya? Tamam, ben o zaman bir dakika şunu bitireyim. Oğlunuzun annesi... Kapıda yatıyorum seni. Bir dakika. Dur Şahin abla, dur dinleyin. Ben bir dakika soruyu bitireyim. Yani oğlunuzun annesi ta sizde kalmış, ha onda kalmış, onu demiyorum. Başka birileriyle birlikte oldu diye siz kıskançlık hissettiniz mi? Ben kıskançlık hissetmedim. Ayrıldıysa ayrıldı. Zaten baş edemiyordum alkol aldığı için. Çektim, kasabayı terk ettim, başka bir yere taşıdım. Oğlunuzu alarak gittiniz. Ama annesi bakmıyor ki zaten. Annesi böyle yapıyor. Sen gitmedin, Silivri'deydi. Yalan söylüyor. Bir cevap söylüyorum. Hayır. Ama herhalde birileri giriyor. Beni arıyor, alkol alıyor akşamdan. İşe gidecek. Ben diyorum, çocuğa bakamam. Hayır, devlet memuru. Gündüz alkol almazdı. Gündüzleri devlet memuruna işe nasıl giderdi? İşe nasıl giderdi sen? Annesine gidiyor. Bak işten çıkıyor. İşten çıktık, annen hasta. Annene geliyorum. Bana diyor ki... Evet, annesi hastaysa bırakın, nasıl alkol alıyor? Müsaade edersen cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Müsaade eder misin? Ufak çocuğu var, yalan söylüyor. Evden kızı alıyorum. Onu da işte sağlık ocağından alıyorum. Gidiyoruz. Bana diyor ki ya benzin almayacağım. Yok, benzinim var. Ya bir petrole olarak sıkıştım. Petrole bırak gidiyorum. Bırak peşini sen de madem. Annesi yok. Ne arıyoruz? Niye bırakmıyorsun bacı? İstanbul'a geliyor. Ya yeter cuma, şu. Peki bir şey söyleyeyim. Şaziye Hanım, biz kocamızla bizim bize gelmiştik. Lafını kesmeyin, anlatayım. Bu akşamda oturuyoruz, yemek yediniz. Ben de geldim eve. Çay içiyorum. Dedim ki nerede Leman? Yatmaya gitti. Gittim baktım, yok. Leman yatmaya gitmemiş. Nerede? Bir baktık 15-20 dakika sonra sahilden. İçmiş, kafayı bulmuş geliyor. Sen diyeceğim öyle mi? İçiyor, içmiyor, seni ilgilendirmez. Ya peki bir şey sorabilir miyim? Tamam, ya tamam yeter şu alkol lafından da yani gerçekten ya nefret ettim ya. Yeter. Bir şey sorabilir miyim? Alo. Ömer. Hemen dümdüz direkt sorayım yani açık açık. Aile sizden de şüpheleniyor. Programınız hayırlı uğurlu vesile olmasını isteriz. İnşallah bir umuttur burada çıkmasını her türlü arz ediyoruz. İnşallah. Ama şurada şunu demek istiyorum. Bu aile, karşınızda oturan aile, iki kere mahkeme dosyası açıldı. O Ergül Lale denilen şahısın sayesinde bu dosyalar kapatıldı. Bilerek ben kapattım o zaman, evet. Bir avukat tutuldu. Getirdin Ergül Lale,
Bir tane avukatın geldi ilk mahkemeye, bir daha gelmedi. Orada konuşuyorsun da. Sen tutsaydın o zaman, sen tutsaydın çok avukatın istiyordun. Avukatın bile gelmedi. Kalkıyorsun orada milleti karalıyorsun. O dosyaların üstüne bütün hepsini, iki dosya gördü bu mahkeme, üç dosya. Kapattırdınız. Hep niye yanlış ifadelerle şimdi kapattın? Ne dedim ben, ne dedim? Niye kapattın? Sen ne yapıyorsun? Yanına farklı yerlere getiriyorsun. Özlem'in, Recep'in üstünden farklı farklı yerlere yanına kapatmak istiyorsun. Böyle bir terbiyesizlik yok. Ablanı arıyorsan ciddi şekilde çıkacaksın. Ciddi şekilde de konuşacaksın orada. Evet. Dışarıdan konuşmakla olmuyor. Niye kapattı? Hayır, ben bir şey kapatmadım ki. Ne davayı kapatsın? Neydi? Benim öyle bir yetkim olabilir mi davayı kapatmak gibi? Öyle bir lüks Ömer olur Bey, mu? Ömer Bey, siz ne demek istiyorsunuz? Ömer Bey, siz ne demek istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Şöyle bir şey var. 15 yıl evvel ben sözlüken, nişanlıken mesela geldim. Ailesine sahip çıkmaya çalıştık. Elimizden gelen sözlüken işime... Bana ne söylendiyse ben onları aktarmışımdır. Mahkemede de bütün her şey kayıtlıdır Fulya Hanım. Tabii ki kayıtlıdır. A'dan Z'si. Ama ki ilk dosya yok gelmedi mahkemelere, yok o gelmedi. Biz her mahkemede bulunduk. Senin konusunu bir kendileri her güllale 5-6 bin lira ailesinden para topladı diye avukat bile tuttu. Biz geldik, ifadelerimiz hepsi orada belli. Niye senin ilk avukatın mahkemeye geldi bir daha gelmedi? Niye dosyalar kapandı? Ya senin neden haberin var ki? Sen şundan bahset. Bana dediğini söyle sen. Recep'ten çek, bana teklif etti. Ettim etmedim onu söyle. Recep başka ne demiş ona? Bir onu sorun bakalım. Başka ne demiş ona Recep? Recep ne demiş ki? Çek koçanı sen doldur dedi bana. Bana söyledi. Ömer Bey kardeşim, bir şey soracağım. Ömer Bey, bir dakika, bir dakika, bir saniye Ömer Bey, bir saniye. Ömer Bey lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun. Rica ediyorum. Buyurun. Bir şey soracağım. Buyurun. Bu dosyaların konusu neydi? Efendim şimdi bu kayıplar. Yani söylenen, özlemin alınan, yani buraya eve gelinen. Ama kayıp yani dosyası burada... kapanmaz. Öyle bir lüksüm olmaz ki. Yapamam şey ki. Nasıl yapamam ben ya? Şimdi biz burada ilk mahkemede gizem olsun, biz olsun. Evet. Çıktık, ifadelerimizi hepsini verdik. Gelmediniz. Olduğunda. Gelmediniz. Bunlar hiçbiriniz mahkemelere gelmediniz. Ya gel. Polis mi yazdı? Saçmalama ya. Orada konuşuyorsun da. Bakın gel buyur sen de konuş o zaman. Gel buyur sen de konuş o zaman. Niye kaçıyorsun? Orada gel konuş sen de. Ya gelemiyorsun. Bedavadan konuşuyorsun. Gel Ömer konuş Bey. Gel. Ya. Ömer Bey. Otur ha ilişki Ömer'in böyle bir destek yanlış yere yönlendi. Söylesene burada. Özlem'in aldığı belli var. Ben akşam çalışıyor. Sabahleyin çıkmışım işten. Her şey kayıtlı. Git otele de oraya buraya da. Ben mi aldım? Polis aldı. Ben niye alayım ben? Ya. Bilgisayarı polis aldı incelemek için. Ben mi aldım? Hani, tamam. Kayınvalide kayboldu. Kayınvalide kaybolduktan sonra evet. Recep Bey'le aranızda sizi yakın buldu. Böyle bir şeyi teklif etti. Kayınvalide kaybolduktan sonra kendi kendine bir endişeye kapılmıştır. Aranızda ne geçti? Kaybolduktan sonra. Efendim şimdi şöyle bir şey var. Ben VTR'de de dediğim gibi şu anda kızıyla bize mesela bana dediği oteli böyle kalkıp içinde kalkıp da ilaçlarını kullanıyordu. Bu kayınvalidenin belli bir ilaçları vardı. İçine de atarsın. Bakın beni anlamaya çalışın. Lütfen. Sorunun cevabını alamadım. Hala başa dönmeyin. O olay bitti. Kayınvalide kayboldu. Recep Bey ile aranızda kayınvalide kaybolduktan sonra bu teklifi de bertaraf ediyoruz. Ne geçti aranızda? Size ne dedi? Efendim dediği teklif zaten burada. Şu ben hala otele giderken bu şekilde teklif de alkolü övsün. Yani onu şu anda ifademde bulunduğu gibi şimdi oralarda demiştir ev size kalır. Siz oturursunuz gibisinden şu anda 15 yıllık mevzular hani tam hatırlıyorsun hatırlayamıyorsun. Heh. Bu şekilde yani söylemiştir. Bakın cin gibisiniz. Demin bütün aileye evet, bağırıyorsunuz. Aynen, gayet aynen. De algınız açık. Evet. Bir şey soruyorum kardeşim. Diyorum ki gayet sakin. Ha bir de söylemiştir ne? Çok kısa bir soru. Kayınvalideniz ortadan kaybolduktan sonra Recep Bey'le aranızda ne geçti? Ya da görüştünüz mü hiç?
Ayşe, şöyle bir şey var efendim. Bakın, şimdi 3 tane diyorum hala bire işte evde kalır size. Arabanın içinde örnek veriyorum, ölmüştür. Mesela ölür, kiralık katil aynı mesela tutma filan gibisinden de o zamanlar söylemişti. Ben kiralık katil tutmamış da böyle bir şey olur, benim başım belaya girer. Filan filan da böyle otelde arabaya doğru otele gidene kadar söyledi. Kayın vardı kardeşim, bir dakika. Aynı şey ne söylüyor, aynı kiralık katil mi dedi? İşte evet. Kiralık katil tutamam demiş, şüphe çeker. Başka evet. Ne cüret peki size gidip bir de Ömer'e gidip sor. Siz ne yaptınız peki böyle söyleyince? Ne dediniz? Efendim ben zaten hemen endişelerimle zaten o gün yarım yapalım. Hemen Gizem'i aradı otel. Dedim ki bu adam dengesiz. Bakın dikkat edin. Bu dedim neyin nesi beni dedim otele kadar bakın, getirdi. Bu, bana böyle böyle söylüyor. Ömer Bey bu kayınvalide kaybolmadan önceydi. Kayınvalide kayboldu. Peki başka bir soru sorayım. Ne yaptı? Siz hiç böyle bir sırrı paylaştığınız için Recep Bey'le kayınvalide de kaybolunca hiç canınızdan, hayatınızdan endişe etmediniz mi? Acaba böyle bir şeyi benimle paylaştı, kayınvalidem kayboldu, benim başıma bir iş gelir mi? Hiç korku duymadınız mı? Veya Recep Bey'le aranızda ne geçti? Bizim 15 yıldır biz hep tehlikedeyiz. Fulya Hanım, ne yapabiliriz yani? Allah'tan başka neyimiz var yani? Kimimiz var? Peki neden, neden polise... Ömer Bey neden o zaman tehdit alıyorsanız, teşekkür ederim bu doğru bir ifade. Tehdit alıyorsanız niçin? Niye polise gitmediniz? Niye polise gitmediniz? Tehdit edilmedim diyorum. Tehdit alıyorum. Nasıl tehdit? 15 yıldır tamam. Tehdit edildim diyorsunuz. Tehdit edildim derken nasıl tehdit edildim diyorsunuz? Siz ben anlamıyorum. Sizin sıfatsız soru soruyorsunuz. Ben mi anlatıyorum? Öyle demediniz mi az önce? Hayır Fulya Hanım ya. Yani ben tehdit altındayız aslında bir durumu. Yani tehdit aldım demiş. Hayır tehdit devam ediyor dedi. Allah Allah. Hayır tehdit aldım dedi. Ben şöyle devam ediyor gibi. Hayır yani şöyle anladım. Hayır öyle bir şey yapmıyoruz. Ama Ömer Bey az önce çok ya ilk defa duyduk böyle bir şeyi. Efendim, az önce söylediğiniz adam... şey kiralık katilden bahsettiniz. Evet. Efendim bu adam zaten... Kiralık katil yani tutmayın baş... Ya biz bunu ilk defa onu duyduk. Onu biraz irdeleyelim şimdi, yani. Evet, kiralık bunun... katil. Şimdi kafamızda 15 yılda olarken her şeyi bir anca böyle tık diye hemen anında geliyor. Biz şimdi kafamda ufak ufak aydınlatıyor. Psikolojik olarak 15 yıl 16 yıldır gizemle neler çekiyoruz. Leman Hemşire'nin kardeşleri yine stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Leman Hemşire'nin kızı, damadı stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Dün iddialar vardı. Dün telefonla görüştük sizinle Ömer Bey. Şu an tabii hepsini bir iddia olarak. Biz burada kimseyi suçlamıyoruz ama pek çok soru işareti olduğu için soruyoruz. Sormak zorundayız çünkü. Dün aileye sorularını yöneltti. Ben de sordum. Recep Bey sizinle, Leman Hemşire kaybolmadan önce sizinle konuşuyor. Diyor ki bunu ortadan kaldıralım. Hatta dün siz bir kiralık katilden bahsettiniz. Recep Bey'in söylediği bir detayın altını çiziniz ki biz dün ilk defa duyduk bunu. O meseleyi gerçekten en net bir şekilde bize anlatır mısınız? Recep size ne demişti? Şimdi ben dün de ithaf ettiğim için VTR'lerde telefon bağlantısında bir gün akşam üzeri Gizem'i bıraktığımda kapıda bu şahıs durmadan takip ediyor. Kavga ettiklerinde örnek veriyorum arabayla evinin önünde duruyor. Dedikleri komşusu gibi binanın içine yatak atıp uyuyor. Tabii ki biz bunun evin içine girdiğimde eşimle sözlüyken yavaş yavaş öğreniyorsun. Yani içine girmeden hiçbir şey çözülmüyordu. Recep Bey sürekli takip ediyor. Tabii ki yani evet. Apartmanın bir yatak atıp kapısında bekçi kulübesinde yattıkları. Yoksa kapının önünde arabayla beklemeleri, arabanın içinde yatmaları. Ama Recep Bey bağlandığında bize hep şey demiyor muydu? Ben hani hayır yok öyle bir şey ben takip etmiyordum. Yalan atıyor. Yalan konuşuyor. Ya Allah aşkına ya. Evet. Yalan atıyor. Ben kendim orada yaşayarak kendi kızdım ya. Birlikte yaşıyorduk annemle. Arkasındaydı. Annemin peşindeydi her zaman. Kaybolduğu yalan. Gün peki veya kaybolduktan bir hafta önce de yine aynı şekilde böyle takip ediyor muydu? Ya peşinde sürekli miydi? Sürekli takip ediyordu. Sürekli peşindeydi. Sürekli kapının önünde ya arabayla ya işte anneniz şurada gelin alın.
Efendime söyleyeyim. Türlü türlü sürekli peşindeydi annemin. Peki ne dedi size? Beni bir gece otele, ben dedi bin arabaya, seni dedi otele bırakayım. Ben de birlikte hareket ettik. O şekilde zaten ben camdan bakıyorum onu bırakması için. Ne yapıyorsun Ömer, iyi filan. Böyle bir konuşmayla gidiyoruz tabii ki. Sonra bu kendi kendine dengesiz bir adam yani. Böyle bir gelse çeşke de hepsi birlikte evet, burada tartışsa. Evet, keşke. Siz o zaman evli değilsiniz zaten. Tabii tabii değiliz. Görüşüyorsunuz ama. Yeni yeni yani. Baktım, sizin Recep'le aranız iyi miydi? Yok, alakası yok. Ben Recep'i ilk defa girip bu evin içinde tanıdım. Bu şekilde yani ittibatım. Başka da kesin. Ne dedi size? Gidiyoruz ya dedi, kendi kendine konuşuyor böyle, kiralık katil tutsam hani bunu aralır bir şey olursa filan. Ben de şimdi sarsıldım hani bir arada, böyle aklıma geliyor şimdi. Kalktım dedim ne iş? Aynen böyle. Ya yok dedi, sen dedi işte evin içine giriyorsun hani rahatlıkla. Üç tane dört atarsın. Gizemi alır evden çıkarsınız sahilde gezerken. O da ölür evinde. Adamdaki cesarete yani bu bak şekilde, ya. Zehirle diyor yani. Evet. Ha? Ben de otele kadar bunu gittiğimde niye zaten. Niye böyle bir şey söylüyor? Niye yani? Ona sormak lazım Fulya'nın. Gerçekten o bağlanıp da ya da ona sorup ya da yanımızda olup bunların özlemi, keşke barışı. Keşke gelseler, çıksalar buraya. Tartışabilsek. Niye sormadın mı sen? Niye böyle bir plan yapıyorsun? Ben onu zaten, adam zaten o şekilde. Ben zaten şok oldum. Ben bu eve kız adam almaya giriyorum yani damat. Ben nereden bileyim böyle. Adamlar paranak böyle çıldırmış. Ben hemen indim, Gizem'i aradım. Hemen o gün mü? Hemen aynı dakika arabadan iner inmez. Evet. Dedim ki Gizem, bu adam delirmiş, sıyırmış. Evet. Nasıl bir değişik bir model, otele kadar getirdi. Evet. Annene söyle bunları, kapıyı mapıyı kilitle, dikkat edin. Söyledi yani, bunlara evet, da söyledi. Bu konuşma peki Leman hemşire kaybolmadan kaç gün önce veya kaç ay önce oluyor? Ya, işte. Ya yaklaşık şimdi ay gün olarak bir vardır ya da bir buçuk ay falan. Bir aya kısa bir zaman önce oluyor ama değil mi? Bir ay falan işte o civar. Bir ay önce gibi. Öyle bir zaman içinde. Ne söyleyeceğimi de unuttum. Şu var. Yani bu insan nereden bilsin bunları söyleyip de olayın başka yerine döneceğini ya da cinayet şeyine döneceğini. Zaten bu insan gelmiş söylemiş, hapkat öldü, ölsün bilmem ne. Bunları söyleyen insan aklına gelse onu da söyler orada zaten. Peki bilemez siz neyden ki şüpheleniyorsunuz? Neden Gizem'e dün, ya Gizem bir şey bilir de saklayır gibi. Ya hala saçmalıyorlar ya. Ya hala saçmalıyorsun. Allah. Sen benim şu gözlerimin içine bak bir ya. Ya tamam. Hala bana söyleyebiliyor musun sen bunu? Ama bir şeyler belki biliyor ya gibi. Ya siz ne biçim insanlarsınız? Hepinize söylüyorum. Zamanında gelip anneme sahip çıkmadınız. Tek başına bıraktınız. Parasını yediniz. Pulunu yediniz. Geldiniz yazların tatillerinizi yaptınız. Bak beni konuşturmayın. Ne parası? Neredeydi o zaman bunlar? Ama sinirleniyorum ya gerçekten ya. Şimdi kalkmışlar annemi arıyorlarmış. Şimdi düşmüşler peşlerine. Zamanında sahip çıkacaksın. Ben tek başıma annemle mücadele ettik. Zamanında sahip çıkacaksınız. Ben sana demedim. Geldiğinde yaptın. Recep'ten yan taraftan evini de aldın kaptın. İyiydi değil mi? Paraları löp löp löp. Çıkmadık, haklısın. Şimdi çıkmadınız. Evet. Ben tamam, de bunun için buradayım zaten. Bunun için buradayım. Tamam, annem için. Birlik olalım. İşte, tamam. Böyle mi konuşun? Tamam, böyle mi? Siz de böyle mi? Tek tek konuşun. Böyle mi? Lütfen. Böyle mi? Artık mı bizi Recep'ten evli? Şu kadın benim teyzem değil mi? Şu kadın benim dayım yani değil mi? İşte ben de birlik olunuyormuş. İşte ben bir şey demiyorum. Ben kendimden bile şüpheleniyorum diyor. Fulya Hanım ben konuşabilir miyim? Bir saniye. Bir dakika. Tek tek konuşun. Şimdi yüz yüzesiniz. Ben çok şeyler anlatacağım da rezil rüsva olursunuz. Bak çok şeyler anlatacağım. Sen buraya getirdim. Anneni arıyoruz. Bir şey söyleyeyim, ne anlatacaksın? Dün diyorlardı ya hani eve girmedik hiçbir şey almadık. Üst komşum da şahit olmuş. Minibüsle yanaşmışlar evde ne var ne yok toparlamış. Kaç paraydı? Hadi bağlayın. Kaç hiçbir şey bağlayın ya kadın kendi gözünü görmüyor. Kaybolduktan ne kadar zaman sonra eve 2-3 gün sonra. Ya niye 2-3 gün sonra eve gidiyor? Bağlayın. Hayır. Sen nasıl yalan söyleyebiliyorsun benim gözüme bakarak? Sen vicdanına koy. Ve süpürgeni geldim kendi evinde buldum kullanıyordum. Hayır sonuçta bir şey söylüyor. Ben de size soruyorum. Bir saniye. Gerçekten üst üste biniyor konuşmalar. Bir saniye. Diyor ki Leman hemşire annem kaybolduktan birkaç gün sonra eve geldiler eşyaları aldılar. Evi boşalttılar. Ya şahit var. Niye aldıysanız niye aldınız? Niye alalım biz? Bir dakika. Niye alalım? Şahit var. Burada şu var yani. Eşyayı aldınız demek biz eşyanın peşinde değiliz. Şunun peşindeyiz. Çünkü çok yakın bir zamanda bu kadın kaybolmuş. İki gün sonra
gelip evden eşyaları almak yok. Sanki bir daha o eve dönmeyecek. Bakabilirsin. Belki dönecek bir hafta sonra yok çıkıp gelecek. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey ya. Niye alamıyorsun? Ben zaten annem gitmiş. Onun şeyindeyim. Mahvolmuşum. Bunlar gelmiş. Bir yandan talan ediyorlar. Bir dakika. Bir saniye. Şimdi kalkıp da o şekilde bize dedi ki gidin dedi oradan alın filan. Allah Allah, ben gittik evine Gizem'le, ben çıktım yukarıya, vurdum kapıya, açan yok, eden yok, bir annesi mi sonradan aynen çıktı, dedi öyle birisi de yok, kimse de yok. Niye öyle bir şey söylüyorlar? Orası bilmiyorum. Barış'ın evi mi? Evet, Barış'ın evet evi. Gidin annenizi o telefoncunun karşısında olan kaybolan. Çaprazında. Barış da sana sormuyorum, Gizem'e sorayım, Gizem daha iyi bilir. Evet. Barış'la annenin arasında bir ilişkisi var mı? Ha. Erkek arkadaşıydı. Açıkça söyleyeyim de her şeyi sen biliyordun. Söyle yani, söylüyorum ben. Bunu Recep evet biliyor muydu bunu? Biliyordu işte. Biliyordu. Bize söylüyordu gidin alın yani annenizi diye. Hayır, sevgili olduklarını ve beraber olduklarını biliyor muydu? İşte biliyordu yani. Ama biliyordu bak, ki bize Gizem, söylüyordu. Bak bir haftadır buradayız. Yani evet. Bir haftadır konuşuyoruz. Evet, bunu söylesin. Şunu şimdi Barış söyletene Barış kadar diyorum bir hafta geçti. Barış kim? Barış Özden. Hayır canım yani. Savaş Bey. Daha önce hayır artık hayatında kimse evet yoktu dedi. Evet, ben evet, evet. Haftadır, evet. Utandım diyor. Şimdi bunları böyle zamanla aynen söylerseniz biz evet de ya kimse bir şey saklamasın. Yani aynen aynen. Umutalım şimdi hep Barış'la şimdi bak Barış'la Leman Hemşire sevgili. Biz bunu şu an öğreniyoruz. Tamam, bir Barış ismi dolaşıyordu. Bir her Barış şey diye bir konuşma vardı. Artık bu öyle arkadaşı yani tanıdığı yani dedi. Aynen. Ama şimdi işin rengi değişir. Şey bunu Recep de biliyor. Evet. Ne yapıyor? Takip ediyor sürekli. Bize diyor ki gidin annenizi alın için oradan. Takip ediyor. Takip ettiriyor. Yani Recep kendisi arasındaki ilişkiye kıskandığı için bu nasıl beni bırakıp ondan ilişki yaşar evet diye kıskandığı evet için takip ettiriyor. Özlem'i kendisi çeşitli kişileri araya sokarak takip ettiriyor. Bu bile evet öldürmek için bir şüphedir. Evet. Çok onun için açık. Andan Hanım da bilir yani mahkemelerde. Değil mi Andan Hanım? Yani kuvvetle muhtemel şüphe, çünkü kıskançlık farklı bir şey bir erkeğin cinayeti. Çünkü annemle ilgilenmese yani bize gelip demez ki onu gidin oradan alın. Yani biz ama ben burada bir ricada bulunacağım. Evet. Müsaade edin. Tabii tek ki tek konuşalım. Gizemciğim, iyi niyetle yaptığım bir suskunluk bile bize evet, doğru, evet, bu evet araştırmaya zarar verir. O tüm bildiklerini söyle. Yanıltıcı konuşmayın. Evet. Ne biliyorsanız. Yok öyle zaten evet ya. Öyle ne, zaten. Çünkü nasıl yani kaybolduğu güne doğru, bu arada evet, kaybolduğu doğru güne kadar sevgililerdi değil mi? Beraberlerdi değil mi? Leman yani Hemşire ile Barış. O da iyi bilir. Ben bilmiyorum açıkçası. Bilmiyorum. Görüşüyorlardı ara ara ama yani o kadar takip edemedim. İlişkileri nasıldı? Bilmiyorum. Nasıldı ara ara? Ara ara görüşüyorlardı. Annem gidiyordu İstanbul'a. Burada Silivri'de görüşüyorlar. O kadarını tam şey net bilemiyorum inanın. Yani bir ayrılık süreci falan girdiğinden haberin. Hiç bilmiyorum o konuları. Gizemciğim, Barış ne iş yapıyordu? İşte kamyon şoförüymüş. Ben uluslararası. Ama bazı yerlerde su istasyonu işletiyor diyorlar ifadelerden. Yani hiç bilemiyorum. Ama uluslararası şoförlük yaptığını biliyorum. Bulgaristan'a. Zaten babası galiba Bulgaristan. Orada galiba yaşı da annenden bayağı küçük. Küçük küçük evet. Küçük. Nerede tanışıyorlar ki sen? Ya hiç bilemiyorum oraları. İnanın hiç şimdi o hemşire yani her gün hastaneye gidip annesi geliyor. Annesi ona bahseder miydi? Yok. Maceralarını. Yok. Olaydan yok sonra biz Barış'ın yanına gittik. Nikahlanmış hemen birisiyle. Nasıl aniden, hani kayıtları da vardır muhakkak. Yok, ifadesinde de var zaten. Onun, evet, nişanlı ben okudum. Ben hiçbir ilişkim yok. Özür dilerim onu Savaş okudum, Bey. Evet. Hiçbir ilişkim yok. Nişanlı. Bir de demiş ki ifadesinde evleneceğim, benim önce ilişkim yok demiş. İstanbul Silivri'de kaybolan Leman Hemşire en son kimin yanındaydı? Kiminle görüştü? Ekibimizin ulaştığı gizli tanık konuştu. O geceyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Siz Barış Bey'le ne zaman buluşmuştunuz? Nasıl olmuştu? O günü bir ikinizin arasında yaşanan günü bana bir anlatır mısınız? Akşam olduğu zaman, çünkü yaz ayları sahile inip oturuyoruz falan. O şekilde yine öyle bir geceydi. Telefonunu kullanabilir miyim dedi. Ben vermek istemedim şahsen. Ama arkadaşın olduğu için samimi kıramıyorsun. Verdim telefonu. O kişiyi, kaybolan kişiyi aramış yani. En sonunda benim telefonumdan aranmış herhalde, öyle dediler. Beni dedi eve bırakabilir misin? Görüşeceğiz bu akşam da dedi kendisine. Ha, buluşacağız dedi. Evet yani. O şekilde. Ben kendisini evinin önüne bıraktım. Daha sonrasını ben bilmiyorum yani. Herhangi bir bilgim yok. Gizem, cuma günü demiştin ki Barış annemin sevgilisiydi. Erkek arkadaşıydı. Evet, evet. Görüşüyorlardı. Evet. En sonda evet, o kaybolduğu gün Barış'la görüştüğünü iddia ediyor. Evet. Gizli tanık. Evet. Yani Özlem'le diyor ki dükkandan 9'da çıktı gitti. Bu gizli tanık da şu anda çıktı diyor ki hani o gün Barış'la annemin görüşeceğini, görüşmek için telefon açtığını, konuştuklarını. Barış kendi ifadesinde diyor ki ben hayatta yani görmedim diyor Leman'ı diyor. Bir ay öncesine kadar diyor. Yani hepsinin ifadesinde bir çelişki var.
Hülya'nın. Değil mi? Evet. Gizem ne diyeceğim sana? Leman hemşire kaybolduğu güne kadar Barış'la görüşüyor muydu? Biliyor muydu? Ne bileyim size gelip gider miydi? Veya annen der miydi ben Barış'la şimdi görüşmeye gidiyorum? Eve gelip gitme kesinlikle olmadı ama annem gidiyordu İstanbul'a görüşüyordu. Evet görüşüyorlardı. Burada da yani görüşüyorlardı evet. Yani o kaybolmadan son bir ay önce çünkü Recep galiba pardon Barış ifadesinde de ben ilk kaybolduktan bir ay önce evet, ayrıldım öyle diyordu. Demiş. Öyle bir şey var mıydı yoksa görüşüyorlar mıydı? Öyle bir şey mıydı? Olsaydı arkadaşı çıkıp da o gece annemi ısrarla aradığını... İşte kendi arkadaşa söylüyor öyle bir şey nasıl olabilir? Burada çelişkiye düşüyor zaten. Kendi arkadaşa diyor ki Leman ısrarla aradı kendi şarjı bitti benim telefonumu aldı diyor. Bir de diyor ki benim telefonumdan aradı görüşmek istedi. Sonra biz yemek yemeye gittik diyor kokoreççiye oradan diyor kalktı Leman'ın yanına gidiyorum diye gitti diyor. O arada artık buluşmak ne olduysa bilmiyorum. Çok sık aralıklarla aramış. Çok evet. sık aramış. Geç evet. vakte kadar da onu orada dükkanda olduğunu söylüyor ve beklemiş. Evet. Gece 24'e kadar. Bu kadar ısrar niye yani bir mesela? Bir şey sorabilir miyim? Annenle Barış tatile gittiler mi hiç? Biliyor musun? Tatile ben gittiklerini duymadım, ben de hiç yani şey yapmadım. Yani, ama benden habersiz bilmiyorum. Gitmiş de olabilir. Barış'la yani. Değil ama Recep Bey'le çelişkili. Biliyoruz. Evet. Bir ifadede Barış'la diyorlar ama... ki su istasyonu işletiyor. Evet. İki ifadede de diyorlar ki uluslararası ve şehirler arası otobüslerde çalışıyor. Uluslararasını biliyorum ama suyu bilmiyorum mesela. Ama Recep'le tatile gittiğini biliyorum ama Barış'ta... Peki Barış Recep'in arkadaşı mı? Yani Silivri küçük bir yeri birbirlerini tanıyorlardı. Arkadaş değil ama tanıyorlardı. Yani ben şunu merak ediyorum. Recep Bey, Barış Bey ile birlikte olunca Leman Hanım kızgınlık hissetti mi tabii buna? Ki, tabii ki. Tabii yani ki. Çünkü erkekler arasında çünkü tabii Gizem ki diyor ya. Olur mu? Evet. Bir keresinde evet, işte kıskançlık bizi, evet, krizleri aradı. Olmuş galiba. Evet, takip ediyor. Annemi dövdü takip arabanın etmiş. İçinde bir kere. Peki burada bir parantez açabilir miyiz? Çok özür dilerim Savaş'cığım yeri gelmişken. Recep Bey ifadesinde dedi ki kredi çekti. Bir adamla ismini vermek istemiyorum tatile gitti. O Barış mıydı? Yok. Barış'la tatile yani, gitti yok. Mi? Yok ben hiç bilmiyorum yani. Gitse haberim olur da evden yani gidiyor sonuçta. Çünkü bir erkeği en çok etkileyen şey yakın tanıdığı ya da görebileceği biriyle birlikte olmasıdır. Şimdi başka biriyle birlikte olmak ayrı ama sizin yakın tanıdığınız biriyle birlikte olunca oradaki zaten konuştuğumuz kadarıyla öfkeli de bir beyefendi. Evet. Öfkeli, öfkesini arttıracak bir şey bu. Peki ve sizin Özlem'le Barış tanışıyor mu? Siz gözünüzün önünde olduğu için de görebiliyorsunuz hep. Yani Özlem'le Barış samimi değil ama tanışma derken samimi. Özlem'le Barış tanışıyor diye biliyoruz. Sen yani, öyle demiştin evet, sanki. Yani şöyle, Özlem'le Barış bilmiyorum. Samimi değiller ama aynı mahalledeler tanışıyorlar. Zaten evle çünkü, işleri yaşıyorlar. Şöyle kaybolduğu gün Handan abla hatırlayacaksın. Leman hemşirenin kaybolduğu akşam saatlerinde havanın kararmasına yakın Özlem'in bir saatte. Leman evet, Özlem evden çıkartıyor Leman hemşireyi gel diyor Recep'le seni barıştıracağım diyor. Aynen. O dini nikahlı eşiyle. Ama aşağıda bir mavi bir arabadan bahsediliyor. Evet, mavi Barış arabanın içinde Murat. Barış var. Barış'ın yanında da biri var. Murat. Sonra ne oluyorsa orada oluyor. Şimdi haliyle var. Ben de Leman hemşirenin akrabası olsam, kızı olsam... ...kardeşim Özlem çıkartıyor. Barış aşağıda Recep, bekliyor. Yani. Sevgilisi evet, Recep'le evet, Recep var ortada. Üçü. Ama Recep şimdi üçü üzerinde ben tabii ki şüphelerim artar. Evet, soru işaretlerim artar. Şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.